Herkese bir yeni videomuzdan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi zaten bir önceki videomuzda Aymir Hatun'u almıştık. Daha sonra cazibesini basmıştık ve sunucular arasına gireceğimizi söylemiştik. Beklediğimiz sunucular arası da şu anda geldi. Bu odan yenisine bakalım ne şekilde basılmış. Birinci günün daha sonuna gelmedik tam olarak. 23.000 basan 2 kişi var. 15.000, 13.000. Yani şu anda ne olduğu belli değil. Daha buradan da bu iki kişiden çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz. Ama bizden yaklaşık 35K gibi bir yetenek çıkacağını da biliyoruz. En azından basarız. Olursa olur, olmazsa da çok umurumda değil. Çünkü bu odanı zaten aslında kullanacağım bir vezir değil benim. Örneğin mesela dedeyi aldık daha önce. Dedeyi de kullanmıyorum yani. Kaçıncı seviyede? 100. seviyede bekleyen bir dedem var yani. İçinde ne yetenek var ne bir şey var. Neden kullanmıyorum? Çünkü uyum biraz sıkıntılı. O kadar aşırı fazla da almaya uğraşmıyorum. O yüzden de çok fazla geliştirmiyorum. Bizi şu anda ilgilendiren vezirimiz tabii ki bildiğiniz gibi Aymira Hatun. Aymira Hatun'umuza daha önceden seviye basmadık. Bu seviyelerini basalım. Hem de bir vezirin sadece seviye basarak nasıl DG vermediğini de görmüş olalım. Ne kadar güçlü bir vezir olursa olsun. Kendisinin zaten belli bir yeteneği var. Ancak oyunun bu aradaki sıkıntısı olan donmayı hala yaşıyoruz. Evet, şu anda birinci seviyedeyiz. Bu veziri almadan önce de bu arada kaftanlarını vesaire tamamen hazırlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hazırlamadığınız zaman sıkıntı. Burada vereceği bize maşallah çok durumumuzda değil. O yüzden şu anda basıp geçeceğim bunları. Birinci seviyeden başladık. Yüzüncü seviyeye kadar getiriyoruz. Yüzüncü seviyedeki vezirimizin şu anda 576.000 özelliği var. Yeteri kadar zaten kıyafetimiz var. Bunları hızlıca bir geliştirelim hemen buradan. Bayağı yükselteceğim. Çünkü güç payesi çok fazla elimde ve güç paylarını da basacağım. Zaten gördüğünüz gibi şu anda bassam da vezirin kendisi bize bir DG vermiyor. Sebebi uyumlarının basılmamış olması. Evet, 400'e kadar çıkartacağız. Hatta 400'den devam ediyoruz. 627 adet de zaten madalyamız varmış. Yükseltebiliyoruz. Niyetim 450 civarı yapmak şu anda bu vezire. Hem de bize güç açısından bayağı fayda getirecektir. Ayrıca bayağıdır da biz zaten DG vesaire basmıyoruz. Geri kaldık. Bunu da biraz telafi etmiş oluruz. Vuruş gücümüz çok geride kaldı. Hani geride kaldı derken birçok kişiden gene iyi. Ancak elimizde çok fazla güç payesi olduğu için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şuradan 450'ye yapalım. Evet, vezir tek başına hiçbir katkısı olmadan şu anda 450. seviyede yaklaşık 3.5M gibi bir DG'ye sahip. Genel olarak yani dede ve boğdana paye vesaire basmamamın sebebi bu arkadaşlar. Uyumsuz bir vezir aslında hiçbir şey vermiyor. Buna basacağımız paylarla zaten görürüz kaç yeteneği çıkacak, ne kadar DG'si olacak, yani ne kadar özelliği olacak, bunları göreceğiz. Şu anda başlayacağız. Elimizde şu anda 9300 tane güç payesi ve süper payeler var. Normalde süper paylarla ben bunu fullemeye oynardım. Ancak bu sefer bunu yapmayacağım. Önce güç paylarını harcayacağım. Sebebi ise arkadaşlar, bu odana girdiğimiz için fazladan paye kullanmamız gerekiyor. Elimizde de güç payesi çokken bu güç paylarını burada yedirmek istiyorum. Ayrıca zaten elimizde gene bizim kitaplarımız olacak. Basmadığımız kitaplarımız var. Kitap tecrübelerimiz vesaire var. Bunları gene basacağız. Bunlar 6 yıldızda değil, daha düşük yıldızlara gidecek. 5 yıldızlara gidebilir vesaire. Bunları da zaten ilerleyen süreçte kullanırız. Ben yavaş yavaş paye basmaya başlıyorum bunda arkadaşlar. Daha sonrasında zaten ilerleyen süreçte size detaylı olarak video gelecektir. Ben bu şekilde basıyorum. Tercih ediyorum daha doğrusu. Ancak farklı şekilde basan arkadaşlar da var. Hatta onunla alakalı da bir video çekersem çekerim yani. Farklı farklı paye basımında ne kadar yetenek geçtiğine dair de bilgi olmuş olur en azından. Çünkü çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Nasıl basarsanız basın. Tamamen totemle alakalı bir şey. Bir de şanslıysanız daha fazla geçtiğini düşünüyorum. Onun haricinde çok bir fark yok arasında. Evet, biz paya basmaya başladım arkadaşlar ben. Devam edip zaten içerisinde yine ara ara videolar çekmiş oluruz. 23.000 yetenek basılmıştı sunucular arasında. Biz bunu geçmeye çalışacağız. Yaklaşık 30-35.000 gibi bir yeteneği basmaya çalışacağız. Umarım kazanırız. Kazanmazsak da dediğim gibi çok sıkıntı değil benim için. Bu odanı alıp almamak. Hayırlısı, yapacak bir şey yok. Evet, ben dediğim gibi paya basmaya başladım şu anda. İlerleyen süreçte de zaten yine ara ara videolara devam ederiz. Burada keselim. Videomuzun ikinci kısmına geçmeden önce arkadaşlar, bildiğiniz gibi zaten hemen hemen her videomuzda epkelerden bahsediyoruz. Burada da Cadılar Bayramı gelmesi vesilesiyle bir kampanya yapmışlar. Bu kampanyamız neyle alakalıymış hemen inip bir bakalım. Şimdi geldiğimiz zaman
Huawei'den oyun içi satın alımlarınızda ilk satın alıma %15, diğer satın alımlarınızın tamamına %10'luk bir Huawei puan geliyormuş. Onun haricinde neler var? Burada sürpriz şeker paketleri var. Bunlarda da yüksek harcama yapan kişiler arasındaysanız minimum harcama 4200 TL. 4200 TL ve üzeri harcama yaptıysanız burada farklı farklı paketler var. 12.000, 190.000, 336.000 ve 542.000 olarak paketler var. Bu paketlerden sizler de hediyeler kazanabiliyorsunuz. Türkiye içerisinde ikamet adresinizin olması yeterli. Hemen bunun alt kısmındaysa AppGallery'nin Discord kanalına zaten linki koyulmuş. Ben aynı zamanda videonun alt kısmında açıklama kısmına da koyacağım aynı linki. Ya da bu kampanyaya geldiğinizde şuraya tıkladığınız zaman direkt sizi AppGallery'nin Discord kanalına atabilir. Discord kanalındaki olan aktivitelerle alakalı zaten daha önce fazlasıyla video çektik. Onlardan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan hemen videomuza dönelim. Evet, ufaktan videomuza devam edelim. Etkinliğin bitmesine son 3 saat 40 dakika kaldı. Şöyle gelelim. Sunucular arasında birinciyiz. 33.333 yetenek bastık. Ancak şöyle bir sıkıntımız var. İkinci 33.257. Üçüncü de 33.221 bastı. Yani 33.000'de 3 kişi, 31.000'de de 1 kişi var. Yaklaşık 4 kişi olarak şu anda devam ediyoruz. Elimizde neler kaldı onlara bakalım hemen. Güç kısmına geleceğim. Payelerimize bir bakalım, elimizdeki payelere. Şunları kullanmadık. Hani şunlar duruyor elimizde. Onun haricinde eksik kitapları duruyor hala. Haricinde 4000 tane güç payemiz, 1356 tane politika, 276 itibar ve 1220 adet de süper payemiz var. Buradan da yaklaşık 5000, 6500, 6700, yaklaşık 13-14 binlik daha elimizde yeteneğimiz var. Ancak şu anki sıkıntımız ne diye sorarsanız, şu anki sıkıntımız arkadaşlar, yetenek kısmına gelelim. Yetenek kısmında gördüğünüz gibi aymiramızı 27.000 yetenek yaptık. Ancak burada gördüğünüz gibi yetenekleri şu anda fullenmiş durumda. Fullendiği için de biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Onun haricinde dediğim gibi şunlara basacağım. Yani elimizdeki politika ve itibarları basarız. Onun hiçbir sıkıntı yok. Ancak güçleri basacak herhangi bir vezirimiz şu anda kalmadı. Çünkü bu full, bu full, bu full, bu full, bu full, bu full. Hani şu 3 full, haricinde şu 2'si full. Şu Sokollu'yu artırabilirim. Çünkü yarının da belli bir zaten şeyimiz var. Belli bir cazibemiz de, tecrübemiz de var zaten. Yarının da ne olur geliştiririz, yıldızlama yaparız. Buradan bir şekilde biz kurtarırız yani, sıkıntı olmaz. Çünkü şu anda bile %261 zaten uyumda. Güçleri bastığımız takdirde bize herhangi bir zarar yaşatmayacak. DG olarak da, vuruş gücü olarak da, yani yetenek olarak daha doğrusu o kadar sıkıntılı bir vezir değil. Baktığım zaman 6 yıldız, 4 yıldız ve 3 yıldız, toplam 13 yıldızlık bir güç yeteneği var. Toplamda da bu zaten 450 seviyeye falan geldiğinde ortalama 13-15 milyar gibi bir bize vuruş gücünü sağlayacaktır. Haricinde bakalım neyimiz var. Yani yenilmezlere vesaire basmayız. Zanus bilemiyorum basar mıyım. Ancak Pargalımız vardı. Pargalın zaten bizde şeyi var. Yaren'i var. Yaren olduğu için belki bunu deneyebilirim. 6 yıldızlarını süper payayla fullleyebilirim. Süper payları 6 yıldız sadece, ben basmayı tercih etmiyorum arkadaşlar. Uyumuna bakalım. Şuradan da baktığımızda uyumu da %212'lerde zaten. Yani %212'de derken yıldız zaman yaptıktan sonra %212'lere geçecek. Buradan ayrıca verebileceğimiz zaten yeteneğimiz de var. Bize bir sıkıntı oluşturmaz. Pargalı'ya da yine dediğim gibi verebiliriz. Yani 33.333 yetenekteyiz. Ben bundan sonrasında geri kalan elimdeki payları bunun buradaki politikasına ve aynı zamanda itibarını basacağım. Bakalım belki kazanırız, belki kazanamayız bilmiyorum. Çünkü çok fazla kişi geldi. Yaklaşık 4 kişiye kadar çıktık. Bilmiyorum nerede biter bu. Ya da kaç binde biter. Ancak biz elimizdekileri en azından bitirmeye çalışacağız. Elimizde dediğim gibi gelişmeyen vezirlerimiz vardı. Mesela Sokollu'nun seviyesi düşük. Sokollu'nun bir 50 seviye daha atabiliriz buna. Ancak neredeyse fullenmeye yaklaşmış. Yani burada mesela elimizde kıyafetimiz yok ama zaten malzememiz olduğu için de çok bir sıkıntı oluşmayacak. Etkinliğin sonuna göre zaten tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet, tekrardan videomuza dönelim arkadaşlar. Sunucular arası etkinliğimiz bitti. Son dakikalarını çekmedim. Çekme gereği duymadım çünkü herhangi bir yarış olmadı. Hemen gösterelim 10 sunucuda durum ne oldu. 10 sunucuda arkadaşlar 3. olabildik. 46.000 bastık. Bu sunucularda en fazla şu ana kadar basılan 35-40 bin aralığındaydı.
öğretmen girince bir anda 46.000'de 3. olabildik. Bill'le ikinci arkadaşlar biraz danışıklı dövüş yaptılar. İkinci kişi sadece onu takip etti. Ve bu şekilde 46.000, 50.760 ve 50.844'te birinci kişi aldı. Biz 3. olabildik. Yani sunucular arasında görülen en yüksek seviyeye gitti şu anda. Diyecek bir şey yok. Dediğim gibi video başında da söyledim zaten. Hani alıp almamak çok şey değildi ama bu kadar basmışken almak isterdim yani. 46.000 yetenek basmışız. 46.000 yetenekte de bakalım neler basmışız. Şimdi vezirler kısmına geliyorum. Yeni aldığımız vezirimiz şu anda 809 M'e kadar gelmiş. 32.100'dü sanırım. 32.100 milyarla girmiştik. Yani yaklaşık bize şu anda 1 milyar 300'lük bir devlet gücü artışı sağlanmış. Bunun içerisinde 800 milyonu Aymir Hatun'a ait. Onun hemen bakalım kaç bin yeteneğe gelmiş ona bir bakalım öncelikle. Yeteneğe geldiğimizde arkadaşlar yaklaşık 30 bin yeteneğe kadar ulaştı Aymir Hatun. 29.738 yetenekte. Bu yetenekte herhangi bir vezirimiz yok. İlk defa bu vezirimiz 30 bin seviyesine kadar geldi. Şimdi videonun başında şey demiştim hani bu vezirler yani uyumsuz vezirler neden önemli değildi. Şimdi Aymir Hatun 29.738 yetenekte özelliği kaç biliyor musunuz? 809 M. Ancak şuraya baktığımızda mesela 25.000 yetenekteki bir Ilgaz Hatun'umuz 8 milyar. Yani yaklaşık 10 katı bir fark var. Bu 10 katı farkın geldiği tek yer uyum arkadaşlar. Uyum harici herhangi bir değişiklik yok. Bildiğiniz gibi hani burada bu vezirin şu anda herhangi bir uyum takviyesi yok arkadaşlar. Bunları bastığımız zaman bunları yükselttiğimizde buradan asıl devlet gücünü alacağız. 29.000 yetenekte dediğim gibi bu kadar düşük olmasının sebebi de bu zaten. Şöyle mesela dedeye gelmek istiyorum ben. Dedeyi de bastık bu arada. 350. seviyeye mecburen çıkarttığım bir dedemiz var. Dedemizin şu andaki yeteneği 6190 yetenek oldu. Bu 6190 yetenekte güçleri fullledik. Yani şu ikisini fulledim sayılır. Haricinde 5 yıldızları şu anda full durumda. Geri kalanları da hala da istesem fullleyebilirim. Çünkü elimde de yaklaşık 900 tane süper payım bulunuyor. Ancak fullemem. Çünkü mecbur kaldığım için fulledim. Açıkçası basacak vezir kalmadı. Hani yani biraz da 46.000'in üzerinde o yüzden gitmek istemedim artık daha fazla. Çünkü baktığın zaman şurada bu vezirin full. Yani şu üçlü full. Bu üçlü full. Hani bu üçlü full. Üstüne geldiğimizde bunu saymasak bile bu full, bu full, bu full. Hani şunlar bir tık gene ilerletilebilirdi. Çünkü bunların aynı zamanda cariyelerinde de birikmiş bir tecrübe var. Gerçekten %400-500'leri görebiliriz bunlarda da. Bunlar da basılabilirdi. Ama geri kalan hiçbir vezirimde yani gerçekten paya basacak yerimiz kalmadı. Kalmadığı için de mecburen bir dede yükseltmesi yaptık. Uyumumuz buradan %45'miş. Bir tane daha rahat alırız zaten. %60 olur bu da. Ki bir tane yarımımız var bildiğim kadarıyla uyum olarak da. Yok mu bilmiyorum. Ancak dediğim gibi tavsiye etmiyorum. Dede basılmasını biraz kendimle çeliştiğim gibi oldu ama mecbur kaldık. Çünkü bir sonraki yaklaşık Osmanlı vezirini almamız bizim yaklaşık bir yılımızı falan alacaktı. Bu bir yıl içerisinde artık yani basacak bir vezir illaki belki çıkar ama çıkmazsa da bir yıl bekleyeceğiz. Bu paylar elimizde ne olacak yani bilemiyoruz. O yüzden mecburen dedeyi de geliştirmek zorunda kaldık. Evet sonuç bu şekilde oldu. Gene bir hüsran. Gene biz girdik ve her şey olması gerekenin çok üzerinde. Dediğim gibi bizim sunucular arasında maksimum 35-40 bin aralığında gitti şu ana kadar. 40 bin hiç görmedim yanlış değilsem. Hani 35 bin basarım diyordum. 46'ya kadar çıktık. 35 bassak muhtemelen şu dördüncü de gelip bizi geçecekti gibi duruyor. Hani ne diyelim saçma bir sunucular arası oldu. Umarım bir daha başıma gelmez diyelim. Videomuzu da burada bitirelim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu serinin yani bu Aymir Hatun serisinin devamı gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere.